Doğrudan sivilleri hedef alan bir terör saldırısı. Partim adına, şahsım adına, bütün arkadaşlarım adına bir kez daha açıkça kınadığımızı, lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Bütün toplumun şunu görmesi lazım. Bu tür saldırılar karşısında sivil insanları hedef alan ve doğrudan yaşam hakkını, kutsal yaşam hakkını masum insanları hedefleyerek ortadan kaldırmaya çalışan saldırılar karşısında bizim sığınabileceğimiz tek şey kardeşlik, eşitlik ve adalet duygularımızdır. Ankara'da kısa süre içerisinde gerçekleşen üçüncü büyük saldırı. Neden acıda bile ortaklaşamadığımızı sorgularken öncelikle hükümetin aynada kendine bakması lazım. Nasıl politikalar uyguladık da toplumu bu hale getirdik diye 14 yıldır ülkeyi yönetenlerin öncelikle kendini sorgulaması lazım. Evet, saldırılar, katliamlar yaşanıyor, ölümler yaşanıyor ama hükümetin yaptığı tek şey kınamak. Ve herkesi AKP çizgisinde, hükümet çizgisinde buluşmaya davet etmek dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Yaşanan her katliamın tabii ki saldırgan, planlayanı sorumludur, suçludur. Fakat siyasi suçlu, siyasi sorumlu hükümet dışında kimi muhatap olarak göreceğiz? Hükümet efendim böyle durumlarda eleştirilemezmiş. Ne yapacağız? Teşekkür mü edeceğiz hükümete? Tebrik mi edeceğiz? Ülkenin başkentinde 5 ay içerisinde 3 büyük saldırı, büyük patlama gerçekleşti. AKP'yi bundan dolayı kutluyor muyuz diyeceğiz. Ne diyeceğiz? 5 aydır ülkenin başkenti emniyet müdürsüz. Kim atayacak bunu? HDP olarak biz atayalım. Sorumlu bizsek. Böyle şey olabilir mi? Ülkenin her yerinde kan akıyor. Her yerinde canlar gidiyor. Beyefendilerin halka hesap verme gibi bir niyetleri bile yok. Bütün bu olup bitenlerden dolayı halen hesap soruyorlar. Halen sen hesap vereceksin, öbürü hesap verecek diyorlar. Ya bir defa da siz hesap verin Allah billahi aşkına ya. Bir defa da şu ülkede yaşanan bir olumsuzluktan dolayı siz hesap verin, mahcup olalım. Yeter artık.